Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Yani eskiden de 5 tane araba incelemiştim zaten. Beni eskiden de takip edenler veya eski videomu izleyenler bilir. McLaren'lar LaFasta falan açmıştım. Bu sefer de tabii o zaman 9,99'du. Şimdi bunların hepsini 16,95'e aldım şoktan indirimli fiyata. Bu arada 12 Şubat'ta gelecek demişlerdi bu araçlar normalde ama 11 Şubat'ta getirmişler. Ben de yani gecenin 7'sinde gördüm. Direkt gittik aldık. Toyota Tacoma, Ford Mustang Mach-E, Ford Focus RS, Batman Arkham Asus'un Batmobile ve Cadillac ATS var. Hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Tabii şu kapıyı kapatırsam iyi olur çünkü soba çalışıyor. Normalde ben kutularını yırtıp atıyordum ama bu sefer kutularını atmamaya karar verdim. O yüzden şöyle alttan açacağım. Bence onu açıklayayım çünkü bayağı uzun sürüyor. Evet, Toyota Tacoma'mızı açtık arkadaşlar. Toyota Tacoma. Doğru söyledim. Şöyle gerçekten mükemmel bir araç. Şu an hastayım. Evet. İnceleyelim. Ön taraf burada kaç ne lisanslı varmış? Hatrax 2022. Şimdi böyle ön farları falan detayları var. Arka ızgara, ön ızgara boyanmış. Toyota yazılmış. Bence bu mükemmel bir ayrıntılar yapılmış. Şurada şöyle motorun üstünden çıkan bir şey var. Ben onlardan çok anlamıyorum. Ben sadece öyle bir şey takılır. Arkada böyle şu açma yeri farlar Tacoma bir de 4x4 mü yazıyor? Evet 4x4 yazıyormuş. Bu şekilde gerçekten baya güzel bu arada. Tamam. Altı da bu şekil. 20 Toyota Tacoma 2021 model. Şöyle. Sen burada kal kardeşim biz öbürünü açalım. Cadillac'ı açacağım. Evet Cadillac açıldı arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Kutusunu buraya ayırdım. Kutuları biraz kötü açtım ama bunu yapıştırılmış olmaz. Bu niye böyle belli olmuyor ki acaba kamerada bir saniye. Evet şu şekilde ön ızgaraları var. Farları siyah boyanmış. Böyle modifiye bayağı bir Liberty Walk Edition gibi. Burada bazı yazılar var, dekaller var. Arka farları var lan. Hiç böyle bir şey beklemezdim hatırlıyorsam. Valla arka farları var. Altı bu şekilde. Üst falan böyle. Şuraya çok güzel gözüküyor bu arada. Kendi kadar da bir spoiler var. Bunu da şuraya ayırdım. Hemen şimdi Ford Focus'u açacağım. Evet bu çok saçma bir devam. Evet Ford Focus'umuzu da açtık. En sevdiğim araba bu veya Toyota Tacoma en sevdiğim araba şu an. Önde hiçbir detay yok. Kardeşim hatırız. Bak sana söylüyorum. Cadillac'a yaptın diye buna yapmamışsın. Olmaz. Buna da yapacaksın. Bak buna da yapmamışlar. Neyse şimdi hepsini açacağız zaten. Böyle. Önde küçük bir Ford logosu var. Minicik. Baya küçük şurada. Burada RS yazıyor. Şöyle küçük bir boya yapmışlar. Bu jantlar Hot Wheels'ın old jantlarıdır arkadaşlar. Böyle arka tarafta yine bir detay yok. Ben de bunun kırmızısı vardı bu arada. Koleksiyon videosunda göstermiştim 130 tane. Artık 150 tane oldular bu arada. İşte küçücük bir Hot Wheels logosunu görüyoruz. Önde iki tane çizgi çekilmiş. Burada içi var lan. Ha, genelde içi oluyor da yani bunun olacağını düşünmemiştim. Camları yok gibi gözüküyordu. Altı da bu şekil. Hemen bunu da buraya yerleştirelim. Burada bunun rengi daha açık. Ha. Yani şu ne bileyim, beyaza yakın aslında ama şeyde kamerada belli olmuyor. Şimdi Batmobile'i açıyoruz. Burada 8 tane Batmobile oldu lan bende. Evet, Batmobile'imiz açıldı. Gerçekten bayağı bir detaylı yapılmış. Yani şöyle farları var. Şu ızgaraları boyamamışlar ama o kadar da olsun. Burada ızgaralar var, burada yok karşım. Ha, var mı? Var da boyamamışlar. Önde şöyle motorumuz var kocaman. Arkada iki cam. Yan taraftan şöyle gözüküyor. Bu dandik tekerleklerden koymuşlar. Koca Batmobile. Arkada şu iki tane küçük far var. Bu şeyi parti vagona benzettim buradan bakınca neyse. Hiçbir fikrim yok niye öyle yaptım. 3 tane şöyle rüzgarlık spoiler yani öyle mi diyorlar bilmiyorum da öyle bir şey var. Alt tarafı böyle. DC Comics 2016 model. Lisans 2016'da almış. Bakayım lisans arkada var mı? Evet görmüş olduğunuz gibi DC Batman ve Warner Bros. Bunu buraya koyalım. Evet şimdi Ford Mustang Mach-E 1400. Bunu da beraber açalım arkadaşlar. Nasıl açtığımı size göstereceğim. Kutulara tecavüz. Ne biçim konuşuyoruz. Burada şimdi açma yeri mi var lan bunların? Burada var mı lan?
Açma yeri var sanırım buradan. Evet abi, daha yeni fark ediyorum bunu bu arada. Şöyle. Video uzatma çabaları diye yazmayın şu an. Gerçekten siz de görün diye açtım. Bu arada en iyi açılan kutu bu oldu. Hemen şöyle çıkaralım. 5 tane kutum oldu, evet. Şöyle. Önde hiçbir şey olmadığı için şöyle hızlıca bir göstereyim. Şurada ızgara gibi bir şey yapmışlar. Aa, üst tarafta Ford logosu var. Dur, ona bakacağız. Önde bir tane Mustang atı var. Yan tarafta ne yazıyor? Ford Performans yazıyor ve logo, Ford logosu var. İşte şöyle bir logo gibi bir şey var. Yazılı değil. Arka tarafı şöyle. Şu an kameranın niye netlemedi hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Şuraları mı şey yapıyorum lan? Arkada şöyle fara benziyor şunlar ama aslında yandaki dekallerin şeyleri, çizgileri far değil yani. Bu şekilde. Şuradan birazcık taşmış. Çıtır hasarlı diyelim. Üstte Ford Performans ve Ford logoları devam ediyor. Alt tarafı da Ford Mustang Mach-E 1400 2021 model ve birkaç bir yazılar var. Şimdi hepsini böyle hızlıca size göstereyim arkadaşlar. Sonra da videomuzu bitirelim. Kanalda yaptığım en iyi videolardan biri olabilir. Bu arada kanala artık daha çok katkısız videoları da atacağım. Fortnite de gelecek. Gerçek hayat videolarını çok atmamayı düşünüyorum bu arada. Yani oyun kanalı gibi bir şey olmayı düşünüyorum, bilmiyorum. Gerçekten hepsi çok güzeller. O zaman videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kalksana lan. Bugün bizden bu kadar olsun o zaman. Şöyle bitiriş hazırlıkları. Evet. Bugün bizden bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bu arada videoyu yanlışlıkla dik ekran çekmişim. Evet. Bunu daha yeni fark ediyorum. Görüşürüz.